Sevgili İzleyiciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı açılışı öncesinde Ankara Kızılcahamam'da kampa girdi ve bir konuşma yaptı. Konuşmadan şöyle bir satır başları vereyim, ardından da konuğumuz olacak Sayın Coşkun Başbuğ bizimle olacak. MHP Kızılcahamam'daki kampa girdi dedik. Evet, seçimsiz 4 yıllık döneme girilmiştir dedi Bahçeli. Partimiz ve Cumhur İttifakı seçimden yüz akıyla çıkmıştır. 31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir kez daha ispatladık. Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür dedi Bahçeli konuşmasında. MHP Türkiye genelinde başarılı olmuştur. MHP ve Cumhur İttifakı çalışmalarının birine bin ekleyerek yoluna devam edecektir. Türkiye'yi dipsiz tartışmalara sürüklemekten kaçınmalıyız dedi Bahçeli konuşmasında. Uzlaşı sözleri havada kalmamalı dedi. Sudan sebeplerle birbirimize sırt çevirmeyelim, temiz siyaset için çalışacağız dedi Devlet Bahçeli konuşmasının bir bölümünde. Teröre boyun eğme, yumuşama değildir. Bu zeminde yumuşama diye bir şey olmayacaktır dedi. Demirtaş'ın cezasına itiraz etmek art niyet terör seviciliğidir dedi ve teröre boyun eğmek acziyettir diye sözünü tamamladı. Kumpasçılarla işimiz olmaz dedi MHP lideri Bahçeli. Yumuşama kisvesi altında sesimizin kısılmasını kimse beklemesin dedi. Devlet için FETÖ benzeri odaklarla asla yolumuz kesişemez dedi Bahçeli. Devlet hukukla yolları ayıramaz, etki ajanlarına taviz vermeyeceğiz dedi ve FETÖ benzerlerinin devlet içinde yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz dedi ve ardından da MHP'li belediye başkanlarına kamuda tasarruf paketindeki hedeflere aynen uymalarını tavsiye etti, söyledi, riayet ediniz dedi ve ardından da konuşmasını yarın malum 19 Mayıs dolayısıyla bir mesajla konuşmasını tamamladı. Evet. Star Gazetesi yazarı, Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Coşkun Başbuğ bizimle birlikte. Sayın Başbuğ, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Tunç. İyi yayınlar, iyi hafta sonları. Teşekkür ederiz. Sayın Bahçeli, özellikle Demirtaş'ın cezasına itiraz etmek art niyet terör seviciliğidir şeklinde bir açıklama yaptı. İsterseniz buradan başlayalım. Şimdi Sayın Bahçeli'nin zaten vurgu yaptığı husus bana göre bütün o konuşmanın ana damarı. Neden? Çünkü çok yeni bir olay. Bütün Türkiye'nin yani merakla beklediği bir konuydu. Ve vicdanlarda hani verilen cezalarla birlikte o Türkiye'deki en büyük isyan kalkışmasının nispeten karşılık bulduğu bir karar açıklandı. Hı hı. Şimdi suça ve suçlara baktığım takdirde aslında alenen delillerin çok net olduğu ve bana göre Cumhuriyet tarihinde de en büyük bir kalkışmanın 15 Temmuz sonrası yaşandığı hadise. Siz şimdi böyle bir hadisede 37 can kaybı var ki ikisi bunun güvenlik görevlisi polisimiz. Devletin milyarlarca liralık bir zararı söz konusu. Ve ben hep şunu söylerim bu konuyla ilgili ki bugünkü Star yazısındaki, Star'daki köşe yazında da bu konuya değindim sevgili Tunç. Türkiye Cumhuriyeti devlet tarihinin yani Atatürk ve sonrasında yaşadığı 3 tane büyük badire var. Bunlardan biri 15 Temmuz ki Allah'a şükür atlattık. İkincisi hemen ben bu 6-8 Ekim olaylarını en başa yerleştiririm. Çünkü neden? Burada doğrudan halkı isyana teşvik eden, halkı ayaklanmaya çağıran, kamuya ait ne varsa yıkmayı, dökmeyi, kırmayı amaçlayan çağrılar yapıldı. Alenen yapıldı. Kamuoyu huzurunda yapıldı ve medya kullanılarak yapıldı. Ve bu olaylar neticesinde de dediğim gibi devlet milyarlarca lirasını kaybetti. Güvenlik güçleri günlerce bu konuyla ilgili iştigal etti. Ve neticede de 37 insanımız hayatını kaybetti ki Yasin Börü bunlardan biri. Öylesine kin ve nefret dolu günlerdi ki 10 yıl geçmesine rağmen hala hafızalarda, hala yüreklerde o konuda ciddi acı var. Şimdi böylesi bir konuda suçun çok net olduğu ve teröre destek olduğu ve bana göre dış güçlerin güdümüyle yürütülen o provokatif eylemlerde baş aktörler yargılanıyor. Ve neticede yargı eldeki delilleri de değerlendirerek bir cezai karara varıyor. Şimdi bunu neyine itiraz edeceksiniz? Evet. Üstelik ben evvelden de söyledim şimdi de yineleyeyim. 6-8 Ekim diyebildiğimiz olayların halk nezdinde, halkın vicdanında kararı 9 Ekim'de verildi.
orada herkes kimin ne niyetle sahne aldığını, kimin kime hizmet ettiğini, amacın ne olduğunu o kadar net gördü ki. Yani ben mahkemeye bu konuyla ilgili gündem açıldığında hep şunu söylemişimdir. En kolay davalardan biri. Niye? Çünkü deliller o kadar net ki. Yani yeni bir istihbari çalışmaya, yeni bir istihbari faaliyete gerek yok. Ulu orta kamuoyu önünde olan hadiseler. Evet. Üstelik bunlar hani medya vasıtasıyla icra edildi bu suçlar. Peki. Ve şimdi buna verilen cezaya bazı çevrelerden gelen itirazlar. Peki. Sayın Özgür Özel çok olumlu bir sürecin önünü açtı. O zaman da ifade etmiştim. Yani bu konuyu dikkatli takip etmek lazım ama 3 tane kritik sınav Sayın Özgür Özel'i ve partisini bekliyor. Bunlar ne diye sorulduğunda da 1 Kavala, 2 Demirtaş, 3 tezkere meselesi demiştim. Ama da şimdi baktığınızda Demirtaş'a destek ki Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği evet. çerçeveden bakıyorum ben ve Türk milleti o gözle görüyor. Bir anda işte işi bambaşka noktaya getiren bir çıkış oldu. Yakışmadı diye düşünüyorum. Peki Sayın Başbuğ, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Güzel bir hafta sonu ben diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi bir pazar dilerim. Teşekkürler.